Milli muharip uçak Kaan bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye Kaan'la 5. nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayi tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden Kaan ilk uçuşunu yaptı. Uçuş öncesinde fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testleri gibi aşamaları tamamlayan Kaan, son olarak pistte yavaş ve hızlı taksi testlerini gerçekleştirdi. Kaan sabah saatlerinde Mürtet Hava Meydanı'nda yeniden piste çıkarak motor çalıştırdı ve ilk kez havalandı. Kaan'ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. Kaan 17 Mart 2023'te hangardan çıkarak pist başı yaptı. 11 aylık süreçte Türk mühendisleri tarafından gökyüzüyle buluşturulmak için hazırlandı. İlk uçuş görevi için girdiği testleri başarıyla tamamlandı. Tasarım ve imalatıyla milli olan Kaan'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Çift motoru, yüksek manevra kabiliyeti, radara düşük görünürlüğü, gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyeti de Kaan'ın dikkat çeken özelliklerinden. Milli muharip uçak Kaan'la Türkiye bu seviyede 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak. Milli savaş uçağı her türlü hava hava ve hava yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı sağlayacak. Yüksek hava muharebe menzili ve süpersonik hızda hassas ve tam vuruş özellikleriyle fark yaratacak. Kaan, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek. Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek Kaan, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.